Merhaba. Türkiye'de Erdoğanizme son verebilmek için toplumsal muhalefetin geniş bir ittifak oluşturmasına ihtiyacı olduğu, herkesin hemfikir olduğu bir tespit. Ama iş bu geniş ittifakın boyutlarını belirlemeye gelince farklar, ciddi farklar ortaya çıkıyor. Örneğin İyi Parti yöneticilerinden Koray Aydın, bütün partilerle diyalog halindeyiz, HDP hariç diyebiliyor. Ve bunu derken Erdoğan karşıtı ittifakı Türk milliyetçisi bir alana tamamen hapsedebiliyor. Kürt korkusunun, Kürt nefretinin hatta hala çok güçlü olduğu Türk milliyetçiliğinin bu zaafını en iyi kullanan kişi elbette Tayyip Erdoğan'ın kendisidir. Dolayısıyla Halkların Demokratik Partisi'ni bu demokrasi ittifakı dışında kalması için, tutulması için elinden geleni yapmaya hazır olan, bunu elinden geleni ardına koymayan esas güç Erdoğan-Bahçeli ikilisidir. Ceberrut muhafazakar milliyetçi kliğin HDP'yi demokrasi cephesi dışında tutarak Erdoğanizmi yenebileceğine inanmak ise ya aymazlıktır, ya Erdoğanizme teslim olmaktır, ya da Erdoğanizmi kötünün iyisi olarak görmek demektir. Bugün Halkların Demokratik Partisi'ne açılan kapatma davasına başka yere bakıp ıslık çalarak görmemezlikten gelmenin bedeli çok ağır olabilir yakın bir tarihte. HDP'nin maruz kaldığı bu dışlanmaya karşı gelecek seçimlerde boykot çağrısı yapmasının sonucu Erdoğan karşıtı ittifakın bir kez daha başarısız kalması olacağını kestirmek zor değil elimizdeki veriler ışığında. Halkların Demokratik Partisi kendisine yönelik bütün yıldırma, pıstırma, bastırma politikalarına rağmen Türkiye siyasetinde demokrasi ve barış mücadelesinin ana taşıyıcı güçlerinden birisi olmaya inatla devam ediyor. Bu bir fırsattır Türkiye demokrasisi açısından, geleceği açısından. Sorun Halkların Demokratik Partisi değil, tam tersine Kürtleri, Alevileri, özgürlük ve eşitliği birlikte ve bütün yurttaşları kapsayacak biçimde tanımlayan sosyalistleri tehdit ve düşman olarak gören milliyetçi, etnik ayrımcı, dini ayrımcı egemen zihniyettir halbuki. Ve bunu aslında bugün Türkiye'de herkes biliyor. Milliyetçiler başta olmak üzere sorunun esas kaynağının bu etnik ayrımcı, dini ayrımcı ve milliyetçi zihniyet olduğunu Türkiye'de herkes biliyor. Tam da bu nedenle belki kendi sorumluluklarını örtmek için daha da saldırganlaşıyor, şiddetleşebiliyorlar. Erdoğanizmin temellerinin çatırdadığı bir dönemdeyiz. Erdoğanizmden demokrasi, hukuk devleti ve barış içinde müreffeh bir Türkiye toplumu istikametinde çıkmak için Halkların Demokratik Partisi'nin demokrasi ittifakı içinde yer alması olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bunun ilk adımı HDP yönelik ağır saldırıla karşı aktif biçimde birlikte karşı çıkmak, demokratik direnişi birlikte gerçekleştirmektir. Aksi takdirde bunun bedeli Türkiye toplumu için, hepimiz için çok daha ağır olacaktır. İyi günler.